Selamun aleyküm Şeref. Vay Zulhettin. Biz senden ümidi kesmiştik ya. Nasılsın? İyiyim. Ela kolay kolay can verecek okul değilim. Ya dediler ki Zulhettin çölde kaybolmuş. Bir haftadır da haber alamadık. Biz de ümidi kestik. Biraz zor oldu ama çölü geçmeyi başardım. Ya ne işin vardı senin çölde mölde? Otursaydın oturduğun yerde. Ya ben macera ruhlu adamım. Ela masa başı işi bana gelmez. E peki nasıl kayboldun? Sonra nasıl kurtuldun o çölde? Ya bir arkadaş telefon açtı. Afrika'daymış. Dedi Zulhettin çık gel senden hava çıkacak. Orasını bilirim iyi. Ben de çıktım gittim. Çölde bir tane araba kiraladım. Ula çölün ortasına geldiğimiz araba istop etti. Baktım bundan bir şey olacağı yok. Havada sıcak mı sıcak. Ula hele aksiliğe bak ya. Si işte çölü yürüyerek geçtim. Yanıma da arabanın kapısını aldım. Ele zor oldu ama çölü geçtik işte. Bir dakika ya. Arabanın kapısını mı? He. Arabanın kapısını söküp yanıma aldım. Ya iyi de ben anlayamadım şimdi. Arabanın kapısını niye söküp yanan aldın? Ulan oğlum hava sıcak dedim ya sana. Ara sıra camı açıp serinlemek için. Ne? Efendim Karadeniz'in temeli, Erzurum'un teorisi, Güneydoğu'nun selosu. Hepsi bu programda. Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam Dursun. Ula İdris, ben bir şey duydum. Doğru mi doğru? Ya Dursun gene sen ne duydun? Mübarek sanki ayaklı gazetesin. Ya İdris niye böyle konuşuyorsun ki? Herkes duydu, ben de duydum da. Bakalım şimdi gene ne duydun? Ya duyduğuma göre karından boşanmışsın. Doğru mu doğru? He doğru duymuşsun. Çok üzüldüm İdris ya. Peki boşanma sebebiniz neydi? Bilmiyorum ki. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ya nasıl bilmiyorsun? Boşanmışsın. Mutlaka bunun bir sebebi vardır da. Ya Dursun, geçen gün Zemal'a gittik misafirliğe, oturuyorduk. Baktım karımın çorabı kirişmiş. Dedim ha karı, çorabın kirişmiş dedim ha. Bunda bir şey yok ki, bu boşanma sebebi olamaz. Ula Dursun, meğer ocun karım çorap giymemiş de. Nasıl? Selamun aleyküm Hasu. Ve aleyküm selam Mahu. Ula hayırdır düşünceli gördüm seni. Ya beni Sakine ile evlendirmek istiyorlar. Ne? Sakine mi? Ha Sakine. Ula şu bizim çirkin suratsız çarpık bacaklı Sakine mi? Ha o Sakine. Ne yapacağımı bilmiyorum. La ulan sen bu zamana kadar birçok kişi istedin vermediler. Ula bence al Sakine'yi. Ula delirdin mi Mahu? Ben ne yapayım çirkin kudüme Sakine'yi? Ula oğlum. Evi toparlar, çamaşırını da yıkar, ula yemeğini de yapar. Ula sen de sabahları erkenden işe gidersin, akşam oldu mu da geç gelirsin. Ula tatil günlerinde bir seyahat uydurursun kendine, oldu bitti geçinir gidersiniz işte. Peki nüfus sayımı günlerinde ne olacak? Ula? Efendim bu programdan önce lütfen sarımsak yemeyin çünkü gülerken başkasını rahatsız edebilirsiniz. Ulan Dursun günaydın. Günaydın Temel. Of ulan of be. Lan ne olan sabah sabah ofla yapıp sayıyorsun. Ya Temel şimdi anlatıp da senin de moralini bozmayayım. Lan anlat anlat ben senin arkadaşın değil miyim ulan? Of ulan of. Allah Allah ulan bir anlatsana. Anlatayım Temel. Of ulan of. Anlaşılan senin durumun pek iyi değil ulan. Anlat bakayım. Temel. Of ulan of. Ulan bırak şimdi oflamayı puflamayı da anla da öyle gözüne yumruğu vuracağım ha. Tamam Temel anlatıyorum. Ah ah. Bırak şimdi abone yedim seni ha. Tamam anlatıyorum Temel. Ya Temel benim kadınlardan yana hiç şansım olmamıştır da. Mesele anlaşıldı.
Ula zaten senin tipinden beri karılar tarafından hiç şansın yok. Senin ilk karı da evden kaçmış idi. He, öyle olmuş idi. Ama ikinci karım hala evdedir be. Nasıl? Efendim bu programın bitki ortusu sadece kahkahadır. İzleyin görün. Ya Fadime, ya bir şey bana niye 100 defa söylüyorsun? Ya anladım diyorum. Ya karı, ya akşam eve gelince konuşuruk da. Ya karı burası iş yeri, iş yumcuzum var. Ya tamam akşam konuşuruk. Tamam kapatıyorum. Tamam. Ya bu karı öldürecek beni. Yedi umri hayatımı. Patron müsait misiniz? Ya bu Niyaz işini cana ne diyeceksin? Ya patron içeride arkadaşlarla bir mevzuyu tartışıyorduk da bir türlü işin içerisine çıkamadık. Sen anlarsın diye sahibi danışalım dedik ya. Bütün işleri bitirdiniz, lak lak ediyorsunuz. Yok canım estağfurullah patron. Yani bak öyle tatilindeyik. Yani şu anda işi aksattığımız falan yok. Her şeyde cevap yetiştiriyorsunuz bakayım. Tamam söyle ne soracaksan sor. Ya patron şimdi... Sen biliyorsun felaketten facia arasındaki fark nedir? Felaketten facia. Ulan Niyazim, ben sana bunu sen anlayacağın yolunu anlatayım. He dinliyorum patron. Benim karı Fadime'yi tanıyorsun. Tanıyorum Fadime'yi. Ha. Bütün Fadime azgın suların içine düşerse bu felakettir. Peki facia nedir? Heh. Facia ise azgın suların içinden kurtulursa o da faciadır. Nasıl? Sen askerliğini yaptın mı? He yaptım hem de yüzbaşı olarak. La benim bildiğim senin okuma yazman bile yok. Nasıl yüzbaşı olarak yaptın? Askere gittim, yüzbaşı kıtlığı var idi. Dediler ki bu işi yapsa yapsa ancak bu adam yapar. Dediler ki ben de mecbur kaldım kardeş. İyi etmişsin. Bir de o kadar asker sahapsız mı kalsın? Ha, haklısın. Sevaptır dedim. O askeriyede rütbeler var ya. He, hepsini sırayla sayarım. Hele onları say bakayım. Bak. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, yarbaşı, generalbaşı. Ne? Efendim Karadeniz'den Erzurum'a, Erzurum'dan Güneydoğu'ya, Türkiye'nin her yerinde kahkaha yolculuğumuz devam ediyor. Oy, oy, her tarafım ağrıyor. Canım çok yanıyor. Artık tahammülüm kalmadı doktor. Ne olur doktor yalvarıyorum sana. Öldür beni de kurtulayım. Rica ederim efendi. Çok rica ederim. Mesleğimi bana öğretmeye kalkmayın ya. Öldürünmüş. Ne demek ya mesleğimi sizden mi öğreniyorsun? Doktor yanlış anlamayın da. Geçen günlerde oğlum eve başka bir doktoru getirdi. Gelen doktor beni bir muayene ettikten sonra sizin... ...tedavi yönteminizin yanlış olduğunu söyledi. Tamam beyefendi, tamam. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl olsa siz öldükten sonra otopside hangimizin haklı olduğu meydana çıkacak. Nasıl? Vallahi Feyzo, kim ne derse desin, ben karımı çok seveyim ha. Çok becerikli kadın. Vallahi ömrümün sonuna kadar onunla yaşamak isteyeyim. Ula Hasu, ula yaramı deşmiş sana. Ya ben ne edem ha? Ben ne edem? Niye ne oldu ki lo? Ya benim karı çok beceriksizdir ha. Ya ben olmasam hiçbir işi beceremi. Ula doğru mu söyleyin? Ha vallahi doğru diyorum. Ya düşünsene, ula karı bulaşıkları yıkadayım yıkayım. Çamaşırları ütüle diyeyim, ütüle. Ula kanalı değiştir diyeyim, değiştir.
Kapı çaldı, kapıyı aç diyeyim, açı. Yo, ben olmasam hiçbir işi yapamayayım. Vallahi çok merak ediyorum. Ben öldükten sonra tek başına ne yapacak? Vay! Efendim, en iyi kahkaha anlamlı atılan kahkahadır. İzleyelim. Hayrola beyefendi, bir sorun mu var? Beyefendi, bu ayaklarımın ağrısı beni öldürecek ya, dayanılacak gibi değil. Ne var ayaklarına? Ya ayakkabılarım ayaklarımdan 2 numara küçük. Ayakkabılar 39 numara, ayaklarım 41 numara. Ulan sen hangi akla hizmet ederek 2 numara eksik ayakkabı almışsın? Özellikle böyle yaptım. Anlamadım. Ya beyefendi, işimden tiksiniyorum. Karım beni deli ediyor. Oğlum borç batağında yüzeyi. Kaynanam hayatımı zindan etti. Sonra? Benim tek sevkim bu işte. Eve gidince ha böyle ayakkabılarımı çıkarıyorum. Terliklerimi giyiyorum. Ha böyle bir uzanıyorum, bir oh çekiyorum. Rahatlıyorum. Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Bugünlerde çok rahatsızım. Hiç huzurlu değilim. Hayırdır inşallah. Namazlarımı huzur içinde kılamıyorum. Niye? Namaz kılarken sürüleri otladıram. Onlarla ilgilenirim. Hep aklımda sürüler. Hiç aklından çıkmıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Sen daha zengin adamsın. Zenginlik Allah'ın. Bizler varlığın bekçisiyiz. Peki sen ibadetin nasıl yapıyorsan, namazların huzur içinde kılabilir misin? Ben sürüleri kalbime bağlamam ki, ahıra bağlarım. He ya. Fikralarla Türkiye, Karadeniz'de. Günaydın Temelimizi. Oo, günaydın torunum. Bugün biraz ergencisin, iş miş yok mu? Allah'a şükür, işler çok iyidir da öyle kendime bir kafa izni verdim. Ne kafa izni mi? Biraz da mutlu görüyorum seni. Seni mutlu eden şey nedir? Ya Temelimizi, ben çok şanslı bir adamım ya. Allah şansını arttırsın, anlat bakayım. Şimdi Temelimizi, ben 3 ay önce kendimi sigortalattırdım. Ertesi gün bacağım kırıldı. Allah Allah. Sonra gittim evimi yangına karşı sigortalattırdım. Şşt, evim yandı bitti kül oldu. Sonra gittim arabamı hırsızlığa karşı sigortalattırdım. Ertesi gün arabam çalındı. İyiydi ulan, şans bunun neresinde? Sen neyi sigorta yaptırdıysan hepsi telefon düşüttü. Tamam işte de Temelimizi. Bugün sigortacıya gittim. Benim hanıma hayat sigortası yaptırdım da. Selamun aleyküm Feyzo. Ve aleyküm selam Hasu. Aha, çulsuzun çulsuz köpeği. Artık köpeğin kemiklerini yalayarak mı karnını doyurayım? Niye ki lan, ne oldu? Ula ben çok para kazanayım. Onun için aşağıdaki lüks lokantada karnımı doyurayım. Ula oğlum, ben de çok para kazanayım. Ula sen çok para kazansaydın aşağıdaki lüks lokantada yemek yerdin. Ula oğlum ayıptır ha. İnsan kendi lokantasında yemek yer mi? Oy. Efendim, en güzel fikra henüz duymadığınız fikradır. Duymadıklarınız burada. Karadeniz'deyiz. Ulan cam! Lan ne oldu, niye yazdın? Ulan sen ne adamsın he?
Ne oldu lan? Ya sen bana geçen bir köpek satmışydın. He sattım. Ya ben hayatımda bu kadar inatçı bir köpek görmedim ya. Ben sana dedim, bu köpek çok inatçıydı dedim. Sen bana ne dedin? Yemişim onun inadını. Ben onu iki günde adam ederim demedin mi? Dedin. Doğru diyorsun. Ama ben bu kadar inatçı köpek olduğunu nereden bileyim ya? Lan ne etti ki köpek? Ya Cemal biliyorsun. Ha bu yeryüzüne benden daha iyi bir köpek eğiticisi yoktur. Yok biliyorum. Ya bu köpeğe canı yemek istediği zaman havlamasını öğretmeye çalıştım, tamam mı? Öğrendi mi bari? Ne öğrenmesi ulan? Yemeği yemeden önce benim havlamam gerekir. Yoksa yemeği köpek iti. Nasıl? Ya iki saattir bekliyorum. Bir tane araç bile geçmedi. Ne diyorsun? Başka bir yere mi beklesek ya? Olur mu ya? Burada bekleyeceksiniz dediler. Burada bekleyecek da. Hah! İşte bir tane geliyor. Bir git bakalım kimmiş, neciymiş. Ehliyet ve ruhsat bir... Başbakanım! Rahat ol, rahat ol. Hayırdır, bir sorun mu var? Yok canım, asayiş perçemaldır başbakanım. Kusura bakmayın, yolunuzdan ettik sizi. Haberimiz yok idi ya. Yo yo, sorun değil. Hadi size kolay gelsin. Hayırlı görevler. Emredersin babiş. Sağ olasın. Güle güle başbakan. Ne oldu la? Kimmiş? Neciymiş? Vallahi adamın kim olduğunu bilmiyorum ama şoförü başbakan idi. Nasıl? Efendim, geçtiğimiz Ramazan ayından kaza orucu tutacak olanlar varsa önce bu fikri izlesinler. Ulan bu ne biçim haberdir ya? Ne oldu lan? Ne yazıyor? Ulan moralim bozuldu, bak ne yazıyor? Geçen Ramazan, Diyarbakır'da Ramazan topu 5 dakika önce patlamıştır. Herkes kaza orucu tutacak. Ulan oğlum bize ne ki bundan? Biz şimdi Diyarbakır'da değiliz ki, zaten gurbetteyiz. Diyarbakır'dakiler düşün sen. Ulan olur mu? Bak ne dedi. Bütün Diyarbakırlılar tekrardan bir gün kaza orucu tutacak. Ulan biz Diyarbakırlı değil miyiz? Ne? Ulan Dursu. Köyde evin yanı. Karınla çocukların da izleri kaldı. Ulan ne dersin? Ulan benim adım Dursun değil ki Niyazi Dur. Hem sonra benim köye evim de yok. Benim karım da yok ki çoluğum çocuğum olsun ya. Allah'ım bütün bunların hiçbirini bana vermediğin için sana ne kadar şükür etsem az diyor. Efendim aç karnına ve tok karnına izlenebilecek tek programı Fikri Lala Türkiye. Ya sen ne biçim kardeşimsin ya? İnsan biraz ağabeyisine çeken ya. Hiç akıllanmayacak mısın sen ya? Ya abi kaç defa diyeceğim sana? Ettim bir hata da. Tamam ulan düş önüme. Hadi. Abi, ha adamın kafası babamın kafasına benziyor. Ula, kulakları da babamın kulaklarına benziyor. Ula, burnu da babamın burnuna benziyor. Ula bu babam üzdü mü? Koşun abi. Baba, babacığım ne oldu sen? Uçaklarım siz misiniz? Ben eliyorum, öbür tarafa gidiyorum. Ne dersin? Yahu babam diye eliyorum, sen diyorsun ne dersin?
Anlamayın Mesut. Şaşkınlığın ifadesi olarak ne dersin diyorum. Hapsi kafa. Abi, babacığımız Eli ne edecek? Ne bileyim ula? Şimdi bir sürü cenaze masrafı çıkacak başımıza. Ben onu düşünüyorum. Ya niye o kadar masraf olacak ki? 8-10 tane otobüs tutarım, kapatırız mevzuyu. Ulan senin araba kiralarının haberi yok galiba. Bir tane otobüs tutarım, cenazeye gelen gider işte ya. He, biz nereye binecek? Ya biz de tabutla beraber cenaze arabasına binerik, giderik işte. Uy, bir de cenaze arabası mı tutacak? Uşaklar, siz beni ayağa kaldırın, ben yürüyerek mezarlığa giderim. Siz de cenaze masrafından kurtarırsınız. Nasıl? Ula, bu ne lan? Çevirme mi vardı? O ne? E hayırlısı bakalım. İyi günler beyefendi. Çok hızlı gidiyordunuz, o yüzden durdurdum. Ehliyet lütfen. Vallahi ehliyetimi iki gün önceki kazada almışlardı memur bey. Öyle mi? O zaman ruhsat görem. Vallahi araba çalıntıdır. Çalıntı mı? Ama bir dakika, torpidoya silahımı koyarken orada bir ruhsat görmüştüm. Ulan sende bir de silah da mı var? Arabanın sahibi kadını vurduktan sonra kadını bagaja, silahı da torpidoya koyduk. Sakın kımıldama, in aşağıya, kaldır ellerini. Sizi yakalayan memur arkadaşım her şeyi bana anlattı. Ehliyetiniz yokmuş. Yok, vallahi vardı. Peki ya ruhsat? Vallahi o da vardı. Allah Allah. Hiçbir anormallik yoktur. Çok garip. Memur arkadaşımın anlattığına göre bu aracın bir bayana ait olduğunu söylemişsiniz. Bayanın cesedinin bagajda, silahı da torpidoya koyduğunuzu söylemişsiniz. Valla komiser bey, arabaya siz de baktınız. Ne bagajda kadın vardı, ne torpidoda silah. Valla arkadaşım biraz dinlenmeye ihtiyacı var galiba. Hatta eminim ki o benim şimdi hızlı gittiğimi de söylemiştir. Dedi. Kusura bakmayın beyefendi. Değerli vaktinizi aldık. Hayırlı yolculuklar efendim. Hadi hayırlı görevler. Selamun aleyküm doktor bey. Aleyküm selam Temel bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Ha bu kaynanamın sağlık durumunu öğrenmeye geldim. Maalesef Temel bey, kaynananızı kaybettik. Başınız sağ olsun. Tostlar sağ olsun doktor bey. Ne yapalım? İsterseniz karnınızı bir arayın he. Bir arayayım hanım. Alo Fatime. Ben hastanedeyim, annen öldü. Annenin sağlık durumuna bir değişiklik olursa ben seni gene ararım he. Nasıl? Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, bir programın sonuna geldik. Bize göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya, Fikirlerle Türkiye ekibi olarak milyonlarca teşekkür ediyoruz. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Hepimizden hepinize kucak dolusu saygılar. Allah'a ısmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.